Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Kur'an-ı Kerim'de müdayene ayeti olarak bilinen Bakara suresinin 282. ayetini değerlendirmeye çalışacağız. Müdayene borçlanma anlamında bu ayet-i kerime borçlanma ile ilgili hükümler bize bildiriyor. Allahu Teala insanlara haramı helali beyan etmiş. İnsanlar kendi akıllarına kalsa bu noktalarda çok yanılabilirler. Çok eksikleri olabilir. Ama Allahu Teala ilgili hükümleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Toplumda zenginler var, fakirler var ve fakir olanlar zenginlerin desteğine, yardımına muhtaç. Fakir olanlara karşı zenginler en azından mallarının 1/40'ını zekat olarak vermekle mükellef. Ve zenginlerin bir başka mükellefiyeti de ihtiyacı olanlara para yardımında bulunmak, yani ödünç para vermek. Buna karz-ı hasen de denilir. Bunun belli esaslara bağlanmış olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu esaslar beyan edilmiştir. Ve günümüz şartlarında ve belki de bütün zamanlarda insanlar borçlanma dediğimiz olayla zaten karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir kısım insanlar bazılarından borç almakta ve bununla alakalı aralarında bazı muameleler cereyan etmektedir. İlgili ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, İzâ tedâyentüm bi deynin, bir borç ile borçlandığınızda, fektub ilâ ecelin müsemme, belli bir müddete kadar bir borçla borçlandığınızda, fektubuhu, onu yazınız. Yani müddeti belli bir borçlanma var. Bir ay sonra vermek üzere söz gelimi. Müddet belli olacak. Bunu kaydedin, yazın. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ Aranızda bir katip adaletle, iki tarafa da haksızlık olmayacak şekilde bunu yazsın. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ Katip bunu yazmaktan çekinmesin. Yani bunu bir angarya görev olarak görmesin, yazsın. Kema allemehullah, yani felyektub, Allah'ın öğrettiği şekilde bunu yazsın. Vel yumlilillezî aleyhil hakku, borçlu durumda olan, yani o borcu alan kimse, o da bunu imla ettirsin. Yani ben falana şu tarihte vermek üzere ondan şu kadar borç aldım şeklinde bunu yazdırsın. Vel yettegillâhe rabbe, ve Rabbinden korksun. Yani borcu alırken üzerine yatmak için, bunu inkar etmek için değil, doğrudan ödemek için borçlanmayı yapsın. Ve la yebhas minhu şey'e, ve ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Yani bir laf oyununa falan getirip veya bir takım başka şekillerde dalaverelerle o parayı kendi parasıymış gibi kullanmaya kalkmasın. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ ضَع۪يفًا Eğer borçlu olan kimse, üzerinde hakkı bulunan, yani borçlu olan kimse sefih veya zayıfsa, sefih dediğimiz aklı kıt. Yani bazı insanlar yaratılıştan veya zamanla kıt akıllı bir durumda olabiliyor. Aklı pek de ermiyor. Veya zayıfsa, yani çocuk olabilir veya himayeye muhtaç durumda, diyelim çok yaşlı, yaşlılıktan dolayı pek de o kadar işlerini bilmiyor. Böyle bir durumda ise وَلَا يَسْتَطِيُوا اَنْ يُمِلَّ Sefih veya zayıf olmasından dolayı yazdırmaya durumu müsait değilse فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ Onun velisi adaletle bunu yazdırsın. Yani o sefih olana bırakılmasın bu iş. Zayıf olana bırakılmasın. Onun velisi durumunda olan kimse o bunu yazdırsın. Ve yazdırırken de adaletle yazdırsın. Vesteşhidu şehideyni min ricalikum ve bu işi yaparken erkeklerinizden iki tane şahidi şahit olarak tutun. Yani falanların şehadeti altında şahitliğiyle böyle bir borçlanma olayı olmuştur diye verecek taraf, alacak taraf gibi bunları yazın. فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِمْ
eğer şahit olarak iki erkek yoksa feraculun ve imraetane. Bu durumda diyelim bir erkek var. Diğer bir erkeğin yerine iki tane kadın şahit olarak getirilir. Mimmen tardavne mineşşühede. Yani razı olacağınız şahitlerden, güvendiğiniz şahitlerden bu şekilde bir erkek iki kadın şeklinde şahit getirin. En tadille ihtahuma fe tüzkir ihtahumal uhra. Ta ki bunlardan birisi şaşıracak olursa diğeri ona hatırlatsın diye. Ve la yebe şühedâ'u izâ mâ du'u. Şahitler davet edildiklerinde bundan geri kalmasınlar. Gereğini yapsınlar. Ve la tes'emû en tektubûhu sagîran ev kebîran ile eceli. Az da olsa, çok da olsa, büyük de olsa, küçük de olsa bunu yazmaktan usanmayınız. Ve bunları kaydediniz, yazınız. Zalikum, işte bu sizin için aksatu indallah, Allah katında daha adil bir durumdur. Ve agvam lişşehade, ve şehadetin hakkını verme noktasında daha münasiptir. Ve edna ella tertabu, birbirinizden şüphelenmeme hususunda daha ihtiyata uygun olandır. Tedbire muvafık olandır. İlla en tekuna ticareten hadireten tudirunaha beynekum. Ancak aranızda deveran eden, meydana gelen hazır bir ticaret, peşin bir ticaretse o zaman bunda bir beis yok. O zaman yazmazsınız. Feleysa aleykum cunahun ella tektubuha. Bu durumda onu yazmamanızda bir vebal yoktur. Ve eşhidu izâ tebayatum. Dolayısıyla karşılıklı alışveriş yaptığınızda buna da şahit getiriniz. Ve la yudarra katibun ve la şehid. Ne yazan ne de şahit durumda olan zarar görmesin. Ve in tef'alu, eğer zarar görecek olurlarsa, onları zarar dide edecek olursanız, fe innehu fusukun bikum, bu haktan çıkmak anlamına gelir. Allah'a itaatten çıkmış olursunuz. Vettakullah, Allah'tan korkun. Ve yuallimukumullah, Allah size öğretmektedir. Haramı helali öğretmektedir. Vallahu bikulli şeyin alim, ve Allah her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, bu bir sayfada yer alan hükümlerde gerçekten de borçlanmayla alakalı hükümler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Günümüzde gerçekten insanlar zaman zaman borçlanma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ancak insanların birbirine itimadı çok zarar gördü. Bazı insanlar borçlandı ama borcun üzerine yattılar. Borçlarını ödeyebilecekleri halde ödemediler. Yani ödeyememe ayrı bir durum. Bu bir mazeret sayılabilir. Diyelim bir ekonomik kriz olmuştur. O ekonomik krizde bir kısım insanlar gerçekten borçlarını ödeyemez bir hale gelmişlerdir. Ama borcunu ödeyememek ayrı, borcunu ödememek ayrı. Bazı insanlar göz göre göre imkanları varken borçlarını ödemez bir duruma geldiler. Bu durumda başkalarına yardım edebilecek olan, borç verebilecek olan bazı zenginler de artık itimatları sarsıldığından kolay kolay borç vermez bir hale geldiler. Bu toplumumuzda ciddi bir yara. Halbuki İslamiyet'te faize alternatif olarak karz-ı hasen müessesesi vardır. Yani faizle birisinden para almak değil, ondan faizsiz bir şekilde ödünç almak vardır. Ödünç alındığında bu yazılır, kaydedilir ve o tarihte zamanı geldiğinde bu geriye ödenir. Şayet çok ciddi mazeretler varsa ondan ek bir mühlet istenebilir. Ama mümkün olduğunca ek mühlete girmemek lazım. Yoksa borç verebilecek olan insanlar bakıyorlar ki suistimal ediliyor. Kendileri bu defa bir takım ödemelerinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bundan dolayı parası olsa bile kolay kolay borç vermez bir hale gelebiliyorlar. Burada bunun yazdırılması herhalde noterlik gibi bir müesseseye de
bir ihtiyacı ortaya koyuyor. Yani noterlik bu ayet-i kerimeye dayandırılabilir. Noterlikte şahitler de var ve noterlikte bu zapturapt altına alınıyor. İmzalı, belgeli bir şekilde her şey net olarak orada ifade ediliyor. Ancak tabii her borçlanmada notere gitmek anlamında da değil. İnsanlar kendi aralarında da bunu yaparlar. Bunun kaydedilmesinin çok yönlerden faydası var. Şöyle ki, insan unutabiliyor. Diyelim birisinden borç aldı, 1.000 lira borç aldı. Bir başkasından da diyelim aldı. Ama dalgınlığına geliyor, zamanla ne zaman ödeyecekti, ne kadar ödeyecekti, miktar hususunda bile problemler olabiliyor. Bu gibi problemleri yaşamamak açısından ayet-i kerimede tavsiye edildiği şekliyle, bildirildiği şekliyle az da olsa çok da olsa yazmak gerekiyor. Hatta sadece bunu yazıda bırakmamak, iki tane şahidi de şahit olarak bulundurmak. Eğer iki tane erkek şahit yoksa bu defa bir erkek şahit, iki tane de diğer erkeğin yerine bayan şahit getirmek gerekiyor. Burada belki şu da kısaca temas edilmesinde fayda olabilir. Neden bir erkeğin yerine iki kadının şahitliği? Burada kadına acaba bir haksızlık mı ediliyor? Neden kadının şahitliği erkeğe denk sayılmıyor? Değerli izleyenlerim, genelde kadınlar daha çok ev işleriyle meşguldürler. Bu gibi ticari meselelere pek de muhatap olmazlar. Bu açıdan hüküm ekseriyete göre verilir. Özellikle günümüz şartlarında kadın ticari hayatında içinde, para işlerinin içinde, belki erkekten çok daha fazla bu işi bilen kadınlar da var. Ama hüküm böyle istisnalara göre değil, genele göre verilir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'deki bu hüküm toplumların genel yapısını nazara alan bir hükümdür. Dolayısıyla bu gibi durumlarda genelde kadın ticaretten uzak olduğundan, fazla bilmediğinden bir tek kadının değil, yanında bir kadının daha destekleyici unsur olarak bulunması, biri unutursa diğerinin hatırlatması bir esas olarak Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmiştir. Bunları ana hatlarıyla ifade eden sonra tekrar ayetin başına dönmek istiyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Allah-u Teala'nın bizlere bu şekilde hitap etmesi çok büyük bir mutluluk vesilesidir. Alemlerin Rabbi bizlere hitap ediyor. Ey insanlar, ey iman edenler. Bu gibi ifadelerle bizlere iltifatta bulunuyor, taltif ediyor. İza tedayentum bi deynin, bir borç ile bir borçlanma durumu olduğunda, ile ecelin müsemme, belli bir süre sona vermek üzere bir borçlanma olayı olduğunda, fektubuhu, bunu yazın. Demek ki borçlanmada müddetin belli olması lazım. Yani birisinden diyelim 1.000 lira aldık, ben sana uygun bir zamanda veririm. Bu uygun değil. Ve bunun müddeti belli olmalı. 1 ay veya 3 ay veya 1 yıl ne kadarsa bunun müddeti belli olmalı. Ne zaman verilecek? Ona göre diğer tarafta bilmeli ki falan tarihte bana bu para geri dönecek. Özellikle bu ticari hayatta çok mühim. Çünkü ticaretin içinde olanlar nereden ne gelecek bunun hesabını yapıyorlar. Birine borç vermişse falan yerden şu kadar para bana nasıl olsa gelecek diyor. Adımını ona göre atıyor. Bu açıdan borçlanma olaylarında müddetin belli edilmesi lazım. Ne zaman ödeneceği ve ne kadar miktar olduğu belirlenmesi gerekir. Vel yektub beynekum katibun bil adl, aranızda bir katip adaletle bunu yazsın. Net olarak bunu yazsın. Ve la yebe katibun en yektube kema allemehullah, Allah ona öğrettiği gibi katip bunu yazmaktan çekinmesin. Fel yektub, yazsın. Vel yumlilillezî aleyhil hakku, ve borçlu durumda olan kimse bunu imla ettirsin. Yani ben falan tarihte falan şahıstan şu kadar parayı falan tarihte vermek üzere aldım şeklinde net ifadelerle bunu yazdırsın. وَلْيَتَّقِلَّهَ رَبَّ, ve Rabbinden korksun. Yani borçlu olmak kolay bir şey değil ama biraz da kaçınılmaz bir durum. Zenginler bile zaman zaman borçlanabiliyorlar. Devletler borçlanabiliyor. Böyle olunca borçlanmak da hayatın bir realitesidir.
Eğer birbirimize borçlanma olmazsa insanlar bu defa faizle borç alacaklardır ve bu da piyasada bir takım dengesizliklere sebebiyet verecektir. Bu açıdan borçlanmayı bir realite olarak görmek ve ona göre değerlendirmek gerekiyor. Ve borç alan kimselerin ödeme niyetiyle bunu almaları gerekiyor. Yani ben alayım da durum müsait olursa veririz, yoksa bunun üzerine yatarız gibi hesaplar yapılmamalı. Ödemek niyetiyle insan borçlanmalı. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا İşte Rabbinden korksun borçlanan kimseler ve o borçtan en ufak bir haksızlık yapmasın, ondan bir şey noksanlaştırmasın. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ ضَع۪يفًا Eğer borçlu kimse sefih veya zayıfsa, yani kendi kendini idare edecek durumda değil, aklı kıt veya yaşlı, böyle bir durumdaysa, وَلَا يَسْتَطِيُوا اَنْ يُمِلَّ Kendisi yazdıracak durumda değil, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ Bu durumda velisi devreye girer ve velisi yazdırır. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ Erkeklerinizden iki tane şahit tutunuz. فَاِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِمْ Ama iki adam yoksa فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ Bu durumda bir adam ve iki tane de kadın, razı olduğunuz kimselerden şahit olarak getirin. Burada razı olduğunuz kimselerden denilmesi de önemli bir ayrıntıdır. Bazı insanlar var ki yalancı şahit ve onların şehadetlerine itibar edilmez. Güvenilir kimseler olması lazım ve bunlar emin kimseler olmalı. Şahitliğin hakkını eda edebilmeli. En tadille ihtahuma fetuzkira ihtahumal ukhra. Bunlardan eğer bir tanesi şaşıracak olursa, yanlış hatırında kalmışsa, ta ki diğeri hatırlatsın diye. Ve la yebe şuhada'u iza ma du'u Şahitler davet edildikleri zaman bundan kaçınmasınlar. Yani adam sende, başkasının işiyle ben mi uğraşacağım, sakin kafamı dertli hale getirmek istemiyorum gibi düşünmesinler ve şahitlik yapsınlar. Şimdi kefil olmak ayrı, şahitlik yapmak ayrıdır. İşte kefil olma durumunda bir insan borçlu olan kimsenin yerine ödemesi gerekiyor. Ama şahit olma durumunda sadece olayın cereyanı hakkında o da şahitlik yapmış oluyor. Kendinden çıkacak olan bir şey yok. Bu durumda bundan kaçınmanın bir durum faydası da yok. Gitmek lazım, şahitlik yapmak gerekir. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا Küçük de olsa, büyük de olsa miktar, bu borçlanılan miktar az da olsa, çok da olsa, bunu yazmaktan usanmayın. اِلَا اَجَلِهِ işte müddetine kadar, bunu müddetine az zaman, çok zaman da olsa bunları yazın. ذَلُكُمْ اَقْسَطُ اِنْدَ اللّٰهِ Allah katında bu daha adilanedir. وَاَقْوَمْ لِشَّهَادَ Şehadetin hakkını verme noktasında daha uygundur. Ve edna ella tertabu. Birbirinizden şüphelenmemeniz için daha muvafıktır. İnsan unutabiliyor veya ölüm olayı olabilir. Yani birisi bir başkasından diyelim 1.000 lira aldı. Ama ortada yazılı bir belge yoksa, şahitler yoksa, ölüm olayında her ne kadar o alacaklı olan kimse falanın bana şöyle borcu vardı diye varislerinden istese de, varisleri bizim ondan haberimiz yok, o bizi bağlamaz diyebilirler. Ama ortada bir belge varsa, bir kağıt varsa, şahitler varsa bu gibi suistimaller olmayacaktır. İlla en tekune ticareten hadiraten tudirunaha beynekum. Ancak aranızda çevirdiğiniz bir ticaret, peşin bir ticaretse bunu yazmak gerekmez. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَلَّا تَكْتُبُوهَا Bunu yazmamakta size bir vebal yoktur. وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ Alışveriş yaptığınızda bunu şahitlendiriniz. وَلَا يُدَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِدٌ Ve ne katip ne de şahit zarar görmesin. وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
Eğer bunlar zarar görürlerse bu sizin aleyhinize olur ve hak yoldan sizi çıkaran bir durum olur. İtaatten sizi çıkaran bir durum olur. Vettakullah, Allah'tan korkun. Ve yuallimukumullah, Allah size öğretiyor. Haramı helali beyan ediyor. Vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda borçlanmayla alakalı hükümlerin yer aldığı Bakara suresinin 282. ayetini ele almaya çalıştık. Cenab-ı Hak bütün borçlularımıza en kısa zamanda en güzel bir şekilde borçlarını ödemeyi nasip eylesin. Ve devletimize de borçlarını ödemeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.